Değerli arkadaşlar, bildiğiniz üzere birçok çeşit kablosuz IP kameramız dış ortam, iç ortam mevcut. Yeni gelen bir ürünümüz hakkında bilgi vermek, teknik donanımı ve özellikler hakkında bilgi vermek istiyorum. YS06 Max çift lensli PTZ, üzerinden LED trenli, kablosuz speed dome tarzı kameramız. Kamera üzerinde 2 adet lens mevcut. Bir tanesi dar açı, bir tanesi normal açıya sahip. Uygulama üzerinden anında lensler arası geçişler yapılabiliyor. 10x zoom ve 4x zoom'a sahip. Polis çakarlı özel bir kameradır. 128 GB SD kart destekler. Dış ortama %100 uygundur. IR standart ledleri ve flash beyaz ledleri vardır. Ledler yandığında gece görüşte renkli bir görüntü elde edebiliyoruz. 1080p orijinal 2 megapikseldir. Sallama 5 megapikselden 10 kat daha kaliteli 1080p dediğim gibi orijinal 2 megapiksel bir görüntü verir. 4 adet anteni vardır. Bu antenler aktif olarak çalışmaktadır. Kablolu ya da kablosuz kullanılabilir. Bu modelimiz İKAM 365. Bu görmüş olduğunuz İKAM 365 uygulamasıyla çalışmaktadır. Uygulamayı telefonumuza indirip kurulumunu gerçekleştiriyoruz. İçinden çıkan çift kablolu adaptörümüzü kameraya takıyoruz. Kendi adaptörü dışında başka bir adaptör kullanmıyoruz. Kameramıza zarar verir. Biz bunları özel olarak getirip kameralar için yanında veriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi adaptör soketini, adaptörü taktıktan sonra kameramız ledlerini yakacak. 1,5 dakika sonra da kuruluma hazır hale gelecektir. Biz kamera açıldıktan sonra tekrardan bir kez daha reset butonuna 10 saniye basarak kamerayı tekrardan resetleyip kurmayı tavsiye ediyoruz. Daha stabil, daha sorunsuz bir kurulum gerçekleşiyor. Kameramız açıldıktan sonra sesli ikaz vermeye başlayacak. Bu sesli ikazı bekliyoruz. Evet, kamerayı kurabilirsiniz diye sesli ikaz verdi. Sesli ikazımızı İKAM 365 uygulamasını yükleyip açıyoruz. Açıldıktan sonra sağ taraftaki artı işaretine tıklıyor. Cihaz ekme sekmesine devam ediyoruz. Gözetim kamerası diyoruz. Wi-Fi kamera diyoruz. Hızlı ekle diyoruz. Kutucuğu işaretliyoruz. Sonraki adım diyoruz. Modemimizin şifresini yazıyoruz. Şifreyi doğru yazmamız lazım. Sonraki adım diyoruz. Anladım diyoruz. Linke tıklıyoruz. Wi-Fi listesinde A2CAM şeklinde modemsi yapıyla yayın yapan kameramıza tıklıyoruz. Bu aşamada eşleşmeyi bekleyeceğiz. Onaydıktan sonra sayfaya geri geliyoruz. Ve kurulum başlıyor. Receive configuration. Kamerada kurulumun başladığını sesli olarak bildiriyor. Saniyeler bitene kadar bekliyoruz. Orta sürede bütün kurulum gerçekleşiyor. Bu arada bekliyoruz. Kuruldu. Buradan cihaza bir isim vermemizi istiyor. İstediğimiz herhangi bir ismi verebiliriz. Kameramız kuruldu. Bu şekilde tıklayıp kameramızı izliyoruz. Şurada görmüş olduğunuz gibi sesi kapatalım, yankı yapmasın. Yakın çekim ve normal çekim olarak çift lense sahip anında geçiş yapıyor. Buradan sağ ikondan yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyoruz. Kameramızın kurulumu bu şekilde.
sağ tarafta yukarıda görmüş olduğunuz çark ayar işaretine girdiğimiz zaman burada cihazın ayarlarını gerçekleştiriyoruz. SD kart, ışık vesaire ayarlarını. Beyaz ışık lambayı buradan açtığımız zaman otomatik olarak görmüş olduğunuz gibi ışık açılıyor. Ve bu ışığın otomatik karanlıkta hareketi gördüğünde açılıp kapanmasını kontrol edebiliyoruz. Kapatıp açabiliyoruz. Aynı zamanda burada alarm bölümünden alarm bölümüne girip alarmı aktif hale getiriyoruz. Buradan herhangi bir alarm sesini değiştirebiliyoruz. Hareketi gördüğü anda kameramız bize sesli ikaz verecek. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi hem ses çıkartacak hem de yukarıdaki ledlerini yanıp söndürecek. Caiz derece insanları uzaklaştıracak bir fonksiyon. Lambaların yanması ve sesli ikaz çıkartması dikkat çekici bir unsur. Kameramızda hareketli nesneyi takip modu var. Akıllı izleme. Bunu açtığımız zaman kamera hareketli nesneyle beraber sağa sola ve aşağı yukarı nesneyi takip etme fonksiyonuna sahip. Buradan çok basit, çok kolay bir şekilde cihazın bütün fonksiyonlarını, SD kart ayarlarını, bulut sistemini vesaire bütün ekran ayarlarını 5 dakikalık bir zaman ayırarak çok basit bir şekilde çözebilirsiniz. Çok kolay, arayüzü çok temiz bir cihaz. Görüntü kalitesi Full HD'dir. Renkleri, tonları birebir alabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz joystickle kamerayı aşağı yukarı çevirebiliyorsunuz. Aynı zamanda ekrandan da kamerayı sağa sola aşağı yukarı attırabilirsiniz. Dediğim gibi çift lensi var. Bu lensler arası geçişleri hemen tek tuşla yapabiliyorsunuz ve buradan zoom yapabiliyorsunuz cihaza. Kameraya sesinizi gönderip sesinizi alabiliyorsunuz. Yakından yankı yapar. Buradan konuşup basıp sesinizi kameranın dibine gönderebiliyorsunuz. Bu da bu şekilde bir fonksiyondur. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi gece karanlığında muhteşem bir aydınlıkla caydırıcı, burada ne oluyor denecek bir kamera. Görüntü kalitesiyle çok güzel. Aynı zamanda fiziki donanım ya da caydırıcı alarm hissiyatı veren bir kameradır. Bu sınıfta bu kamera tek.